Bana bak. Fırsattan faydalanmaya çalışıyorsun değil mi? Oğlum için bulduğun parayla çiftliği satın almaya kalkışıyorsun. Geberteceğim seni. Dur, geberteceğim. Arkadaşım. Bana bak. Buradan bas git. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Oğlumuz abimi öldürdü. Bu da yetmiyormuş gibi mal varlığımın üstüne konmaya çalışıyorsunuz, öyle mi? Ama yanıldınız. Hak yerini buldu işte. İzin vermeyeceğim buna. Defol, defol! Sakin ol kızım. Bana bak. Defol, git dedim sana buradan. Geldiğin yere geri döneceksin Güldür. Ananı babanı da alıp geldiğin çöplüğe geri döneceksin. Ben de bunu zevkle izleyeceğim. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum ana. Halide'nin dedikleri doğru mu bilmiyorum. Bu kadar kısa sürede satılır mı çiftlik? Ben gidip bu işin aslını bir öğreneceğim. O kadın gelirse sakın içeri almayın. Çiftliğe adımını atmayacak, anlaşıldı mı? Anlaşıldı kızım, anlaşıldı. Seyyare Hanım, bugün gelen kadın kim olur? Buranın esas sahibi Muzaffer Dinç Aslan'ın kız kardeşi. Ha öyle mi? Ha öyle. Kemal'la evlenince ağası çok kızdı. Onu kovdu bu çiftlikte. O günden belli de geri gelmek ister hep. Peki kovacak mı bizi çiftlikten? Yok canım. O kadar da değil herhalde. Öyle der mi Yasin ha? Biz vallahi kendimizi bildiğimizden beri bu çiftlikteyiz. Allah'ın takdiri. Bu vakitten sonra çiftlikten ayrılmak varsa kaderde elden ne gelir? Aman. Ağzından yel alsın, Allah korusun. Serap Hanım, buyurun. Müdür Bey, çiftliğin satıldığı doğru mu? Evet Serap Hanım, açık artırma neticesinde çiftlik bugün satıldı. Kim aldı, sorabilir miyim? Halide Şahin, 1.050.000 lira karşılığında çiftlik ona satılmış. Ne? Olamaz. Hayır, çiftliği Halide'ye satamazsınız. Serap Hanım, lütfen sakin olun. En yüksek teklifi veren o olmuş. Beni alakadar etmiyor. O kadına çiftliği satamazsınız. Satışı iptal edin, başka birini bulun. Üzgünüm ama bu hususta bir söz hakkınız yok. Ne demek yok? O çiftliği o kadına satmıyorum. Anlamıyorsunuz. Çiftlik zaten sizin değil, bankanın. Bankada usullere uygun olarak çiftliği Halide Şahin'e sattı. Bir yolu olmalı. Bir şeyler yapmalısınız, lütfen. Benim yapabileceğim bir şey yok. Hiç hatırım yok mu? Orası benim evim. En büyük düşmanıma çiftliği kendi ellerimle veremem. Üzgünüm. İsterseniz avukatınıza danışın. Bu hususta yapabileceğim bir şey yok. Halide Hanım parayı ödediği takdirde tapu onundur. Yarın sabah 10'da tapu devir işlemleri yapılacak.
Ne olur Suat Bey, bana müsbet bir şey söyleyin. Serap Hanım, ilan usullere uygun olarak verilmiş. Banka müzayededen önce sizi haberdar etmiş. Ayrıca kamuoyuna da gazete aracılığıyla tebliğ edilmiş. Halide Hanım açık artırma sırasında pek çok şahsın şahitliğinde çiftliğinize talip olmuş. Ve en yüksek teklifi vererek almış. Bu durumda her şey yasalara uygun görünüyor. Satışın iptalini istemek için geçerli bir sebebimiz ne yazık ki yok. O çiftlik ve etrafındaki araziler milyonlar eder. Halide sadece 1 milyon vererek çiftliği almış. Bu bile itiraz etmek için geçerli sebep değil mi? Maalesef Serap Hanım. Banka sizden alacağına mahsuben kendini kurtarmak için satışı gerçekleştirmiş. Ne yazık ki çiftliğinizin gerçek değerinin çok altında satılmış. Üzgünüm. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Elimden bir şey gelmez. Anlıyorum. Efendim Halide Hanım. Gülizar, bugün duyduklarını unutacaksın. Hamile olduğumu kimse bilmeyecek. Anlaşıldı mı? Siz hiç merak etmeyin hanımım. Benim o konuda sır verip sır vermem. Eğer birinden duyarsan sana hiçbir şey sormam. O saniye kendini kapıda bulursun. Bir daha dişi bulamazsın. Ama siz böyle söyleyince kalbimi vuruyorsunuz yani. Ben sizi üzecek bir şey yapar mıyım yani? Hemen siz ciddiye aldınız diye zil takıp oynayacağım şurada yani. Zor tutuyorum kendimi. Serap Hanım şimdi görecek geçecek hanım kimmiş. Her şeye yeni başlıyoruz Gülizar. Serap'a daha beterini de yapacağım. O da Kemal de benim kim olduğumu anlayacaklar. Sizden korkulur yemin ediyorum. Güllü bir şey demeyeceğim mi? Efendim ana. Bütün gün yoktun. Bir şey de demedin. Ne olacak Çitlik? Bilmiyorum ana. Bulacağım bir çaresini. Gel vazgeç kızım. O kadın uğursuzun teki. Uğraşma onunla. Çekip gidelim. Koca Adana'da sana ev mi yok? He? Ne diyorsun ana? Nasıl vazgeçerim? Vaziyeti biliyorsun. Ali hasta. İyi bakılması lazım. 5 kuruş param olmadığını da biliyorsun. Yok. Öyle kolay vazgeçmem. Bu iş daha bitmedi. Ne dediğimi duydun? Çiftliği açık artırmadan satın aldım. Dinç Aslan çiftliği artık bana ait. Olması gerektiği gibi. Hayır. Bu doğru olamaz. Oldu bile. Ah. Artırmadaki vesika. Tapu işlemleri biter bitmez. Çiftlik resmi olarak bana ait olacak. Bırakmayacağım Halide. Bırakmayacağım.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.